Neyin var? Niye üzgünsün? Değilim anne. Yani endişeliyim, korkuyorum Melika. Yıllardır teşkilatın içindeyim. En iyi sen biliyorsun. Gitmediğim görev kalmadı. Girmediğim tehlike kalmadı ama ilk defa endişeleniyorum. Benim yüzümden sevdiklerime bir zarar gelecek diye korkuyorum Melika. Hatta kendi elimle zarar vereceğim diye. Görev her şeyden üstün gelir diye itildim anne. Hep de böyle düşündüm ama ilk defa korkuyorum. Öyle bir şey olmayacak, olmaz. İzin verme. Melek anne, ya bir gün gerçekten bir şey yaparsam, bir şey olursa, ha? O zaman ne olacak? Ya sevdiklerime benim yüzümden bir zarar gelirse Melek anne? Doğru olanı yapacağından eminim. Her zaman yaptığın gibi. Bilmiyorum, ben galiba yoruldum. Yani yalanlar söylemekten, yalan bir hayat yaşamaktan. Bütün hayatım yalan üstüne kurulu Melika. Yıllardır karıma yalan söylüyorum, sevdiklerime, kardeşlerime, dostlarıma. Gerçekten yalan üstüne kurulu bir hayatım. Bıktım, usandım, gerçekten usandım. Bu işe başladığın gün söylediğimi hatırlıyor musun? Buraya neden geldiğini biliyorsun. Niye burada olduğunu. Biliyorum. Onca yıldır bu kapıdan içeri her gün yeni bir çocuk girer. Kimi ailesini kaybetmiş, kiminin ailesi hiç olmamış. Nasıl dayanıyorsun buna? Göz göre göre biten hayatları. Bitmesin diye buradayım oğlum. Bunu kabul etmek istemiyorum. Herkesten, gözümden herkesin hesap soracağım. Soracaksın. Sormalısın. Bunu kardeşlerin için yapmalısın en azından. Bana yol göster Melek anne. Babamı kimin öldürdüğünü, bizi buraya kimin düşürdüğünü bulacağım. Diğer çocuklar aynı şeyleri yaşamasın diye ne gerekiyorsa yapacağım. Hadi topla kendini. Ve o gün verdiğin sözü sakın unutma. Evet. Tamam peki. Tamam. Bakalım nereye kadar gidecek. Ali Kemal, Zeynep. O da ayrı bir sorun. Melek anne, Zeynep'in abisinin çevirdiği hiçbir işten haberi yok. Kız masum. Günahını alıyoruz. Çok da güvenme. Bak Melek anne, bu aşk meşk işleri bana göre değil. Yapamıyorum. Gerçekten kızın günahına giriyoruz. Hiçbir suç yok, hiçbir şeyden haberi yok. Başka bir yolunu bulalım. Bu Ekrem'in başka bir açığı yok mu anne? Onu bulalım neyse, oradan yürüyelim. Yazık bu Zeynep'e. İstihbaratta bile Ekrem'in peşinde olduğumuzu bilen çok az kişi var. Hiç açık vermiyor. Dinleme cihazımız var, hiçbir şey olmadı mı? Oradan hiçbir şey gelmiyor mu Melek Hanım? Ekrem'in düzenleyeceği yardım gecesine kendini davet ettirmenin bir yolunu bulmalısın. Tamam, ettireyim. Ne gecesiymiş? Sözde çocuklara yardım gecesi ama kesin o geceyi kendi çıkarı için kullanacak. Evinde bir kasa var. O kasaya ulaşmalıyız. Evindeki kasaya? Hı hı.